Merhaba arkadaşlar. Bugün Özgü'de bulunan Efe Et'in konuğu olduk. Yanımızda da firma sahiplerinden Ömer Bey var. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben Ömer Keskin. Bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ömer Bey, biraz kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Ben Ömer Keskin. 2 yıl önce burayı açtık. Ha, firmamız 2 yıllık bir firma. Firmamız 2 yıllık bir firma. Ama ben kendim meslekte 10 yıl kadar. 10 yıldır bu işin içerisindeyiz. Pişirme işindesiniz. Aynen öyle. Peki aileden mi kasaplık geliyor evet, yoksa? Evet, ailede de dededen hayvancılıkla beraber başlayan bir kasaplık serüveni var. O zaman eti ve etle uğraşmayı seviyoruz. Evet, aileden. Eti iyi tanıyoruz, hayvanı iyi tanıyoruz. Tamam, ne güzel. Hayvanı iyi tanıyınca zaten iyi etinde doktoru oluyor insan. Elimizden geldiği kadarı. Peki firmamız nerede? Özlüce'de. Özlüce metro istasyonunun tam karşısında. Tam karşısındayız. Evet, metro istasyonuna 1 dakika mesafede. O çok güzel, çok da yakın. Peki bugün bize neler hazırladınız? Bugün sizlere et çeşitlerimizden ufak bir çeşit yaptık. Evet. Şöyle gösterebilirim. Ribeye. Ribeye. Evet, marine edilmiş. 14 gün özel sosla marine edilmiş. Ribeye. Şöyle kuzu beyti. Hemen yaprak yanında. Beyti olarak hemen yanında. Hemen yanında. Şaşlık. Dana şaşlık. Dana şaşlık. Aynı. Dana şaşlık. O da aynı şekilde özel soslu. Dana şaşlık neden yapılıyor? Dana bonfileden yapılıyor. Dana bonfileden yapılıyor. O da ondan sonra marineye giriyor. Evet. Ondan sonra da dana şaşlık haline giriyor. Şöyle mor soğanla beraber pişirerek. İçinde mor soğanla beraber pişiriyoruz. Ondan sonra servis ediyoruz. Pirzola görüyorum. Kuzu pirzolamız ve kuzu şişimiz var. Burası sosis görüyorum ama insanlar pek sosis yemeyi sevmez. O sosisi kendimiz mi yapıyoruz? Kendimiz yapıyoruz. Kendi üretimimiz %100 danadır. İçinde nişasta, koruyucu, renklendirici kesinlikle yoktur. Isıl işlem uygulanmadığı evet, için gurme evet. Sosis diyebiliriz. Biz ailemizden rahat rahat yediğimiz gibi burada müşterilerimize de rahat rahat satabiliyoruz. Hiçbir ne güzel. Problem yok. Köftelerimiz var. Kasap köftemiz, sucuğumuz gene aynı şekilde tamamıyla bize aittir yapımından dolumuna kadar. Evet. Satır köftemiz, size sunamadığımız kaşarlı köftemiz, hamburger köftemiz, bunun yanında ilave kebaplarımız hepsi var. Yani çeşitlerin hepsini buraya sığdıramadık. Evet, masamız bu kadar aldı arkadaşlar. Burada dana tereyağlı lokumumuz görüyorum. Özel tereyağıyla beraber kesinlikle denenmeli ve görülmeye değer. Salatanız da çok hoş duruyor. Mevsim salatamız içinde mevsimin nar ve cevizle nar, beraber kaşar sunuyoruz. Kaşar peyniri ve cevizle beraber sunuyoruz. Üçünde. Mevsim yeşillikleriyle aynen beraber. Ve tabii olmazsa olmaz pastırma. Pastırma. Herhalde pastırmayı da kendiniz yapıyorsunuz. Kesinlikle. Pastırmamıza sonuna kadar güveniyoruz. Yani yaptığımız ürünlerin hepsi bize ait. Şöyle içli köfteyi göstereyim. İçli köftesine kadar. Onu da kendi elimizle. Onu kendiniz tabii yapıyorsunuz. Tabii kendi ellerimizle yapıyoruz. O zaman tadalım bakalım. Kesinlikle. Şöyle şu patlıcan erseği de tanıtalım. Patlıcan erse bizim ikramımızdır. Geldiğimizde aynen öyle. Kesinlikle turşu vesaire gibi ürünlerden değil. Her gün taze taze patlıcanımız, biberimiz, yağ biberimiz hepsi közlenip yapılır. Her gün. Tamam. Aynı şekilde biber boranimiz de. Yani o da günlük bekletilmiş oluyor. Ürün, dondurulmuş ürün, turşulaştırılmış ürün yok. Hepsini taze taze kesinlikle yapabiliriz. Vallahi evet. Ve etin yanında közlenmiş domates, kumpir patates. Evet, bunu her yerde bulamıyorsunuz evet, arkadaşlar. Bu kumpir patates güzel duruyor. Ve közlenmiş biber bizim ikramımızdır. Çok iyi. Şöyle dry grubuyla da dry aç yani şuradaki etimizle evet, beraber de. Yani bu Dallas olur, T-bone olur. Onların yanında da çok Efe sos dediğimiz özel bir sosumuz var. Ben ondan bir hemen tatmak istiyorum. Kesin. Biraz meyveli bir evet. Tat. Ben size şöyle. Bu 14 gün dinlendiriliyor. Bu şekilde yiyelim bakalım. Hmm.
Evet, etiniz yumuşacık ve o meyveli sosla beraber çok farklı, farklı bir yere aroma gidiyor. Evet, evet. Ağzınızda dinlendirdikçe ya da çevirdikçe yukarıya da vuruyor. Afiyet olsun. Ben yalnız sizin çatalınızı kullandım. Bir çatal daha rica edebilir miyiz? Arkadaşlar bomba. Kesinlikle abi, ama kesinlikle güzel. Pirzolayı denemeni istiyorum. Pirzolayı denemek. Evet. Yani her yerde vardır. Evet. Ama bizim kuzumuz kesinlikle farklıdır. Yani biz bölge olarak, ırk olarak, kuzu olarak kesinlikle dikkate alarak, kendimiz tek tek seçerek kuzumuzu almaya riayet ederiz yani. Evet arkadaşlar. Pirzola zaten çok fazla pişirilmez. Ama iyi de pişirilmesi lazım. Tabii. Yani yakılmaması lazım ama iyi de. Aynen. Ama kuzu iyi pişmesi lazım. Kesinlikle. Yani o tadı alabilmeniz için kuzuda biraz daha, ama dana eti olsa biraz daha az pişirilir. Pişmeye gidiyor. Evet. Evet, başarılı. Ve şey, nasıl diyeyim size, içinde etten başka hiçbir aroma almıyorum. Kesinlikle. Yani sadece tuz gezdirilmiş gibi. Şöyle size yaprak beyti de kesinlikle ikram edelim. Yaprak beyti. Evet. Bu yani kuzunun neresi? Bu da sırt kısmı. Şöyle arkadaşlar kesmeye çalışıyorum. Şunu tekrar buraya bırakayım. Çünkü dolacak. Siz ne kadar kemiğe yakın et varsa ondan yapmışsınız valla. Kesinlikle. O kuzunun sırt kısmı içinden küşlemesi çıkar. Sırtından da beyti kısmı çıkar. Biz bunun sinirlerini ayıklayarak, yağ oranını ayarlayarak en güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Şurasını muhakkak yemenizi tavsiye ederim. Ben çok yani, fazla şu bölümü mü? Evet. Hani beyti deyince ben hemen böyle kaçar giderim. Yani çok fazla yağlı gelir bana. Kesinlikle yağ oranı dediğim gibi yani. Hani... Tistan böyle yağını ne kadar olması gerekiyorsa o kadar. O kadar. Yani fazlası yok. Kimseyi üzmeyecek kadar. Evet, tat geldi. Tat. Yani kesinlikle ağza böyle bir dişlerinin arasına tadını bırakması lazım. Ben ama şundan hemen tatmak istiyorum. Bu çünkü çok göze hoş gelen bir durum. Kumpir patates. Evet, şeyin yanında, etin yanında çok güzel gider aslında ama hiçbir yerde de görmedim. Ya, zahmetli olduğunu düşündükleri için. Evet, bunun 1,5-2 saat pişmesi lazım. En az. Fırında. Fırında. Sonra dilimlenerek ızgarada tekrar közleniyor. Sonra özel baharatıyla bunu renklendirmeye çalışıyoruz. Etin yanına çok güzel bir şey bulmuşsunuz. Öyle mi? Vallahi çok güzel bir şey bulmuşsunuz. Neden söyleyeyim? Yağı hemen alıp götürüyor ağzınızdaki yağı. Lezzeti yerine getiriyor. Aynen. Hemen tekrar resetliyor yani ağzınıza patates. Afiyet olsun. Çok başarılı. Afiyet olsun. Çok güzel. Peki şöyle arzu ederseniz sosis. Kendi sosisimiz. Evet, muhakkak bakın tadına. Yani gönül rahatlığıyla herkes tüketebilir. Dediğim gibi içinde renklendirici, tatlandırıcı vesaire hiçbir şey yok. Koruyucu. Yani biz kendimiz evimize götürüp çoluk çocuğumuza rahat rahat yiyebiliyoruz yani. Sosis değil. Bu et. Ta kendisi. Bu et. Tabii. Arkadaşlar bildiğiniz et yiyorsunuz yani. Isıl işlem uygulanmadığı için sucuğun böyle birazcık daha az baharatlısı gibi geliyor insanın ağzına. Ve ama yine doğru alışılagelmiş böyle bir sosis tadı da arkadan arkaya geliyor. Kesinlikle. Çok başarılı. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu bomba olmuş. Şaşlık burada unutmayalım. Ha şaşlık, evet, evet. Siz o konuda o konuda şeysiniz. İddialısınız. Evet. Arkadaşlar şimdi et kırmızı soğan, et yine kırmızı mor soğan şeklinde şey yapılmış, şişe dizilmiş. Etler zaten üzerindeyken ayrılır hiç. Aynen, etler kesinlikle. Kendi kendine soğanla yerseniz daha da lezzetli olur. Tabii, ondan da hemen şöyle arkadaşlar sizin için tadayım. Hani soğanlar diri kalmaz, kesinlikle öldürülür. Bunlar da gene marineli etten oluyor. Tabii. Marine edilmiş kuru muhakkak yani 3 gün o bekleme süresini tamamlıyor. 3 gün beklendikten sonra servis ediliyor. Yani eğer onu 3 gün bekletip bekletmeden servis ederseniz hiçbir manası kalmaz. Yani et o aromayı içeri çekmez, vermek istediğiniz tadı almaz. Zaten
Marinenin sebebi eti evet. kendi kendine birazcık çürütmek. Aynen öyle. Yani bunu özellikle dana etlerinde yapıyoruz. Kesinlikle tabii herkese de dana etinde marine edilmiş bir dana eti yemesini tavsiye ederiz. Yani kuzu etini de sade. Zaten kuzusuna güvenen, yani kuzusunun lezzetine güvenen kesinlikle buna herhangi bir şey bulaştırmaz. Bunun tadını... Kuzu atlar gider. Tabii eğer güveniyorsa... Yani güvenmiyorsa, abi güvenmiyorsa onun muhakkak üzerine kırmızıdır, renklendirmeye çalışacak yani karabiberle biraz daha ağırlığını bastırmaya, kimyonla biraz daha ağırlığını bastırmaya çalışacak. Ama dediğim gibi kesinlikle biz kuzumuza son derece güveniyoruz. Çok başarılı. Son derece. Kuzu yani, yaprak beyti. Bu kuzu yaprak beyti yani normal yediğimiz alıştığımız o beytiyle alakası yok. Ağızda dağılması lazım dediğim gibi. Evet o beyti. Birazcık daha böyle kayış gibi oluyordu. Aynen. Yani çek bakalım çekelim. İşte dedim yani bu ırk. Seçmek, kuzuyu seçebilmek. Aynen. Bu doğru adrese ulaşabilmek önemli olan. Şaşlıkta da böyle arkadan arkaya baharatlar giriyor. Bunun şeyi bayağı güzelmiş. Marinesi. Tabii onda değişik baharat şeyler evet, var. Evet yani böyle çok güzel baharatlar giriyor. Yani baharatlanması çok iyi olmuş. Afiyet olsun. Çok başarılı arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani şu ana kadar tattığımız hiçbir şey böyle hani normal standart alışılagelmiş yediğiniz etlerden değil, gerçekten tavsiyedir. Şampiyonlar Ligi yani. Dünden bekledikleri lezzeti bugün alabilirler. Hani derler ya, geçmişte şöyleydi bizim yediğimiz etler. Bugün biz iddialıyız. Aynen, aynen. Yani çocukluğunuza, çocukluğunuza götürüyor. Lezzeti bugünden alabilirler, hiç problem yok. Bize geldiklerinde. Bu normal kasap köftemiz. Kasap köftemiz. Evet. Çocuklar bayılır buna. Evet. Kasap köfteyi bu arada babam yapar. Yani oradan... İçinde kuzu var. Var. Ama o sanki kuzu sadece böyle şeyine gelmiş. Hani kıvam için, kıvam arttırıcı olarak kullanılmış. O kadar. O kadar. Gram kuzu kokmuyor arkadaşlar ve... Çok damak tadı ince olması lazım alabilecek insan. Vallahi... Hani çok çok zor. Çok çok zor. Çok çok zor. Sadece kıvam olarak kalmış. Yoksa tüy türlü dağılıp gidiyor. Şey yağ oranı da çok güzel. Çok başarılı. Bu satır köftemiz mi? Evet satır köftemiz. Bunun içinde yalnız ben başka şeyler de görüyorum. Şimdi onda %50 kuzu, %50 dana satırlanarak dananın döş kısmı kuzunun döş kısmı alınıp satırlanıp içerisine yağ biberi, normal biber, soğan, sarımsak, hafif bir sarımsak ilave edilerek tekrar yeniden satırlanıp şeklini bu şekilde alıyor. Evet, hemen ondan da sizin için tadıyorum arkadaşlar. Evet, bu yani böyle Adana'nın köfte hali gibi olmuş gibi sanki. Gibi, evet. Ama Adana'ya soğan ve şey girmiyor. Girmiyor. Adana'da yok. Sadece baharat biraz. Yani bunun tad rengi bayağı fazla. Farklı. İçindeki renkler bayağı fazla. Evet, yani. Evet. Bu başarılı olmuş. Gerçekten başarılı olmuş. Yani biz tabii hep standart köfteye alıştığımız evet. için bu köfteler bize pek alışık gelmiyor. Ama lezzetlendirmesini çok güzel yapmışsınız. Yani özellikle içindeki o güzel güzel soğan insanın dişine de geliyor böyle ufak ufak. Ya, çok arkadan böyle köftenin... sarımsak geliyor. Olmuş o iş. Biz aslında sizin çok iddialı olduğunuz lezzeti unuttuk. Lokumu unuttuk. Evet. Ben sizin lokumunuzdan... Şimdi arkadaşlar, lokumda pek herkes bilmez ama ben size bir tüyo vereyim. Eğer lokum... Biz yaklaşık herhalde 10-15 dakikadır o lokum orada duruyor. Evet. Hem kameralarımızı ayarlamak için hem de bu zamana kadar bunları tattığımız için. Eğer şurada gördüğünüz arkadaşlar tereyağı ağırlaşırsa o iyi bir lokum et değildir. Değildir. Ama gördüğünüz gibi o kadar beklemesine rağmen ve soğumasına rağmen oradaki tereyağı ağırlaşmamış. Bu ağırlaşmamasının sebebi ustam belki size daha rahat anlatır onu ama o dinlendirilmiş olan etin o kanı, suyu tereyağının içine karıştırmamakla alakalı. O da ustalık işidir. Kesinlikle. Orada kesinlikle ama kesinlikle tebrik ediyorum. Bu kadar uzun süredir beklemesine rağmen
Ki herkes bunu gelir hemen şakır 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 daha tereyağı onu yaparken köpürdetirler. Yani aynen. Köpürdeyen bir lokum tabağı, yani üstünde köpük oluşan bir lokum tabağı iyi değildir. Kesinlikle bilinçli yapılmamıştır. Yani altyapısı iyi hazırlanmamıştır. Bir parça ekmekle muhakkak tereyağını tadına bakmanız tavsiye ederim. Kesinlikle katılıyorum sana. Şöyle banıp ağırlaştırılmış tereyağı sonra insanın midesine de. Kesinlikle. Zaten rahat rahat bandırıp yiyemez. Evet. Yani bunun önemli olan kısmı, en güzel kısmı bu. Geleyip bandırıp tüketilmesi. Oo. Yok canım. Tabii. Lokum yanında dediğim gibi patlıcan. Evet, ben direkt hemen buradan. Evet. Yani dediğim gibi o da kesinlikle her gün ızgaranın üstünde közlenerek bütün ürünler, içindeki bütün ürünler patlıcan. Tereyağı kesinlikle uğraşmışsın hocam. Yani çok o tereyağını, bu tadını bulabilmek için vallahi arkadaşlar hiç kibarlık yapmayacağım. Yani 2-3 işlemden geçiyor. Ben bir daha bandıracağım vallahi buna. Böyle bir tereyağı tadı yok arkadaşlar. Direkt çocukluğunuza inersiniz yani, öyle diyeyim ben size. Boranemiz de var. Şöyle. Orada. Ondan burada da var. Kesinlikle onu yemeye gelin arkadaşlar. Bakın hani arabam yok, olayı yok. Özce metro istasyonunun tam karşısı. Arabam var. Ön tarafında otoparkı mevcut. Firmanın zaten. Onda da bir sıkıntı yok. Kesinlikle bunu yemeye gelmelisiniz. Sırf tereyağına ekmek banabilmek için. Burada sadece size bir eleştirim olacak. Çok taze olduğu belli. Çok nefis. Ama biz genel kanı olarak birazcık daha sirkeli severiz. Herhalde herkes sevmediği için. Tercih edilmiyor. Evet, tercih edilmediği için siz birazcık daha böyle evrensel bir tatta bırakmışsınız. Ben bunu birazcık daha sirkeli olsaydı daha da renklendirebiliriz. Daha severdim, evet. Arzu edenler oluyor. Arzu edenlere muhakkak ilave ediyoruz. Hemen yanında takdim ediyoruz, evet, değil mi? Muhakkak aynen. İlave ediyoruz. Çünkü bizim çocukluğumuzun tadı birazcık daha böyle sirkelidir. Hani evet. Dışarıda öyle herkes pikniğe gidiyormuşsa her falan. Her şey birkaç çeşit olabiliyor yani. Evet, siz birazcık daha hafifini tercih etmişsiniz. Bunu çocuklar da çok rahat yer. Evet, tüm kitle tüketebilir. Evet. Ben şimdi hemen buradan biber boraninizi de tatmak istiyorum. Bunu da ekmek üzerinde deneyeyim. Evet arkadaşlar, bu kadar ağır etleri yedikten sonra o biber borani böyle size bir serinlik verecek yani. Çok güzel. Şimdi tatların hepsini muhakkak buraya da getiremedik ama bunlarla beraber yani tavuk ürünlerinden tutun da bütün ürünlerin hepsine kadar var. Biz aynı zamanda şey de satıyoruz galiba, çiğ olarak da satıyoruz. Tabii, değil mi? Çiğ bu lezzetleri gelip arkadaşlar, bizi izleyenler çiğ olarak da buradan satın alabilirler. Kesinlikle. Peki paket servisimiz var mı, çiğ ya da pişmiş? İkisinde de var. Yani bizim için gelen paketin çiğ veya pişmiş olması önemli değil. Çok önemli değil. Tabii. Yani müşterilerimizin ne kadar ihtiyacını giderebilirsek, onların ayağına ne kadar gidebilirsek, biz ve onlar karşılıklı olarak o kadar memnun oluyoruz. Tamam, ben aradım. Ekstra, işte ondan bana bir tane ya ister yarısını pişir, yarısını çiğ gönder falan filan. Hiç problem. Mangalda kaldık. Müşterimiz şeyimiz geldi. Misafirimiz geldi. Evet. Tık arıyoruz. Yani buradan Balat'a 23 Nisan'a, Ataevler'e, Görükle'ye yani servislerimiz Urbağan var. Urbağan Üniversitesi'ne bu tür servislerimiz var. Hiç problem olmuyor. Çok iyi olmuş arkadaşlar. Yani aldıkları ürünlerin üzerine herhangi bir servis ücreti, paket ücreti, önemli. Bunları almıyoruz biz. Peki işte getir yemektir, efendime söyleyeyim. Yemek sepeti. Yemek sepeti de var. İkisinde de varsınız. Evet, oradan sipariş de verebilirler. Evet. Çok iyi. Fiyatları görmek istiyorsanız direkt yemek sepetinden Instagram'da görebilirler. Instagram'da da arkadaşlar. Evet, Instagram hesaplarını zaten ben şimdi yazıyorum arkadaşlara. Hem bizi hem Efeet Bursa'yı takip ederseniz seviniriz. Naizane bizi mutlu edersiniz. Şimdi sucuğumuzu arzu ederseniz. Sucuktan önce ben muhakkak içli köfteden tatmanızı isterim. Evet, onu söyleyeceğim. Yani kendiniz yapıyor musunuz? Kendimiz yapıyoruz. İçini, harcını, dışını. Valla kesinlikle. Ben bunda kibarlık yapmayacağım arkadaşlar. Bu çünkü öyle
kesilerek, mesilerek yenmez. Bunun nasıl yendiğini ben size göstereyim şimdi. Bir tane boş ısırırsın arkadaş bundan. Sonra üstüne limonunu sıkarsın. İkinci ısırırsın. Tam bir Bursa tadı elde etmişsiniz bunda. Çok baharatlı değil. Çok baharatlı değil, çok yağlı değil. Çok yağlı değil. Kalın değil. Kavun. Tam Bursalı olmuş. Tam Bursalı olmuş arkadaşlar. Tam bizim damak tadımız çünkü Doğulular birazcık daha yağlı sever bunu. Ama ben de bir Bursalı olarak çok yağlı sevmiyorum. Ve tam Bursa tadını yakalamışlar arkadaşlar. Bunu da çiğ ya da pişmiş sipariş edebiliyoruz. Tabii kesinlikle. Oo vallahi çok maşallah. Biz kızartmasını yapıyoruz. Ama arzu ettiklerinde çiğ alıp evde haşlamasını yapıp üzerine yoğurtla arzu ettikleri gibi tüketebilirler. Yani arkadaşlar her şey çok kaliteli. Yani manda yoğurdu şöyle. Ben bir tane şundan pastırma tatmak istiyorum. Çünkü pastırmada da çok iddialıyız dediniz. Evet, kendiniz yapıyorsunuz. Antrikottan yapıyoruz pastırmayı. Evet arkadaşlar öyle çemeni çok fazla değil. Şurada böyle ufak bir zırhı var. Evet ben antrikotum diye bağırıyor. Yani en azından etinde çok iddialıyız. Çünkü eti biliyoruz, eti tanıyoruz. Evet, etiniz çok güzel ama şeyiniz de çok güzel. Üstüne kullandığınız çemen de çok güzelmiş. Peki yani bunu ağır seven var, hafif seven var, acılı seven var, acısız seven var. Siz Bursalı yapmışsınız. Burzayıcı. Çok ağır değil, çok hafif değil. Ve son olarak hemen şu... Manda yoğurdumuz. Manda yoğurdumuzdan da tadalım. Ama kıvamı çok feci. Yani bıçakla kesersin arkadaş. Aldığımız her üründe, yaptığımız her üründe kesinlikle çok seçiciyiz. Seçerek, bilerek, yani görerek. Evet, bu işi bile bile yaptığınız belli. Ve insanları gerçekten mutlu etmek için burada olduğunuz belli. Arkadaşlar tattığım her şey çok 10 numara, üst düzey tatta. Yani öyle söyleyebilirim size. Vasat değil, orta değil, idare eder değil. Hepsi üst düzey tatlarda. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki Ömer Beyciğim, her şeyiniz çok kaliteli. Yani bunu arkadaşlar şişman burayı beğendi, çok rahat diyebiliyorum. Peki biz gelsek, atıyorum. Eşimle beraber geldik. Evet. Bir porsiyon. Bu konuda kesinlikle müşterilerimizi de üzmüyoruz. Bir porsiyon atıyorum biz lokumet yemek istiyoruz. Ne kadar öderiz? 60 lira. Evet. Arkadaşlar bu lezzet bu fiyata harbi 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki bir porsiyon köfte yesek? 24 lira. Bir porsiyon da sucuk yesek? 28 lira. Ya ben çok eti seviyorum hadi bir porsiyon pirzola yedim. 38 lira. Arkadaşlar vallahi billahi efsane. Kesinlikle kimseyi üzmüyoruz. Gerçekten Şampiyonlar Ligi lezzetinde ama çok uygun fiyatlar. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Ömer Beyciğim bizi burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Bir Bursalı olarak böyle güzel bir restoran sahibi olduğunuz ve işlettiğiniz için de gerçekten sizi tebrik ediyorum. Hem lezzetleriniz çok güzel hem de fiyatlarınız çok uygun. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle tavsiyedir. Şişman burayı beğendi.